all my fault. I can't save everyone. Evet, güzel bir günden merhaba. Bugün Spider-Man hakkında konuşacağım tekrardan. Çünkü son videoda hani sinemadan sonra pek konuşmamışım ve biraz içimde kaldı açıkçası. Yine kahvem yanımda, sakin sakin. Bugün karlı bir gün. Bizim okulun oralarda kar var. Bizim okul Sarıyer'de olduğu için ve Sarıyer'de kolay kolay kar yağdığı için. Şu an orası bembeyaz ama bizim burada pek kar yok. Ona rağmen güzel bir güneş var. Aslında yağıyor arada ama böyle az az yağıyor, sonra gidiyor. En sevdiğim günler. Dışarıda karlı bir hava var. Tam İstanbul'un ortasında burada olmasa da sonuçta kar havası hissediliyor ve az az yağıyor. Ve evimde kahvemle beraber sıcacık oturuyorum. Okula da gitmiyorum. Evet, Spider-Man. Spider-Man herkesin beklediği gibi gerçekten bu yılın en güzel filmlerinden biri oldu. Özellikle Marvel için şu an en iyi film bu yıl için. Seneye ise en iyi filmi Doctor Strange olacak. O şimdiden belli oluyor zaten. Ki önceden de belliydi. Bu bardak o kadar büyük ki kahve içici bilmiyorum. Baksanıza da suratım kadar. Ne diyecektim? Spider-Man benim de 10 üzerinden 10 verdiğim bir Marvel filmi oldu. Çünkü eski Spider-Man'leri görüyoruz. Eski düşmanları görüyoruz. İstediğimiz konuşmalar, sohbetleri görüyoruz. Komikler, şakalar, makalar, bir şeyler. Onları görüyoruz. Ama şimdi aklıma geldi sinema salonundayken yaşadığımız bazı boş işler vardı. Onları anlatacağım biraz size. IMAX'te izledik dediğim gibi ve sinemanın ilk gününde izledik. Şimdi şey dersiniz değil mi? Hani biz akşam gittik filme, gece. Dersiniz ki bu saatte düzgün insanlar vardır. Hani çok boş boş muhabbetler olması falan. Ama tabii biraz da yabancılar yüzünden oldu bu. Filmi izliyoruz. Toby geldi. Şeyden bahsediyor. Harry Osborn'dan bahsediyor. Harry öldü diyor falan. Nasıl öldüğünü anlatıyor. Arkadan birileri gülüyor. Neyi komik? Hani anlamadım. Sonra başka muhabbetler oluyor filmde. Komik hiçbir şey olmamasına rağmen o kadar kahkaha atıyorlar ki. Nasıl çıldırıyoruz biz? Ben buradayım, Burak yanımda, Tuncay'la Umut solumda kalıyor. Diyorum oğlum bunlar ne yapıyor falan. Çıldırıyorum böyle, filme odaklanamadım filmin ilk yarısında. Neyse ki filmin ikinci yarısı sürekli kavga dövüş patır putur geçtiği için pek sesleri çıksa bile duymadım. Çok iyi oldu o yüzden. Ama bu sırf etrafımdaki insanların sesleri yüzünden pek böyle filme odaklanamadığım için filmin ilk yarısından bir şey anlamadım ben. Belki de tekrar sinemaya gideceğim yakında, bilmiyorum. Yani hani bak şeyi anlıyorum bak. Onu ben de yapıyorum çünkü. Hani Spider-Man'i izlemişiz. Çocukken Tobey'i izledik. 10 yıl geçti, Andrew'u izledik. Lise çağımızda izledik biz Umut'la beraber. Hani tamam onlar gelmiş. Onlara bir saygımız var sonuçta ve bir özlem gideriyoruz sonuçta. O yüzden alkışlıyoruz geldiklerinde falan. Bir olay oluyor işte, ne bileyim, Spider-Man mimleri olur internette. Onlar için olan sohbetler olunca onları da alkışlıyoruz, gülüyoruz falan. Ama saçma sapan şeylere gülmeleri, alkış tutmaları. Bir ara biri öldüğünde alkışlamaya başladı. May hala ölüyor. Neyi alkışlıyorsun ya? Ben gerçekten çok sinirlenmiştim orada. İyi ki bir olay olmadan sinemadan çıktık. Çünkü çok saçma şeyler olacaktı. Bu arada hani filme gelmişim. Filmden önce bir spoiler yememişim. Sakin sakin filmi izlemek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Oturuyorum böyle filmi izlerken arkamdan sesler geliyor, bir şeyler geliyor. Tuncay'ın üzerine patlamış mısır geliyor arkadan. Bütün film zevkimi aldı onlar. Dediğim gibi filmin ikinci yarısında geçti tabii de. Sonra ise filmden bahsedeyim biraz. Çünkü o arkamdakilere, önümdekilere, etrafımdakilere sinirlerimi anlatamadım. Olay bitmeyecek. Ama keşke öyle bir şey olmasaydı çünkü filmden daha çok zevk alırdım. Her neyse, dediğim gibi eski Spider-Man'leri görmemiz çok güzeldi. Sonra Green Goblin'in iyi bir böyle gerçekten iyi bir düşman olduğunu hissettirmeleri çok güzeldi. Doktor Octopus'un nasıl iyi bir adam olduğunu görmemiz çok güzeldi. Elektro bir tek şeydi böyle. Ya bende şimdi güç var, ben eski halime dönmek istemiyorum abi falan yapıyordu böyle. Ki haklı, benim de öyle bir gücüm olsa ben de hayır derim yani. Sen benim gücümü ne yapacaksın? Sana ne? Hani Elektro eskiden şey gibi biraz Wonder Woman'da izlediyseniz eğer, tam ismi neydi o karakterin hatırlamıyorum. Kaplan Tiger, ne bileyim. Hatırlamıyorum ama koyarım buraya. Bu kadın mesela filmdeyken ilk
Filmin ilk yarısında böyle ezik bir karakter ve hani Wonder Woman'ı kıskanan bir karakter. İşte güzelliğini, çekiciliğini falan. Sonra filmin ikinci yarısında kadın ondan daha da iyi, çekici oluyor ve hani herkes aslında tam olarak öyle olmuyor. Sadece insanlar kadını daha çok çekici görmeye başlıyor bir şekilde. Orada sanırım ha, evet. Oradaki adama işte isteklerini söylüyordun. O adam da sana isteklerini veriyordu falan. Tam olarak hatırlamıyorum çünkü Wonder Woman o kadar kötü bir filmdi ki bir daha yapmasınlar. Dediğim gibi işte Elektro sonuçta eski hayatındayken neredeyse hiç kimse gibi biriydi. Hani dişleri bozuktu, tipi kötüydü falan ona göre tabii. Sonra birden adam güç kazanıyor ve hani bir şeyler yapabileceğini hissediyor. O yüzden de geri vermek istemiyor sonuçta. Ki haklı, ben de vermek istemezdim. Kimse vermek istemez. Ha, sırf kendinde güzel bir güç var diye bunda gidip şehir darmadağın edeceksen, insanları öldüreceksen gel bakayım derim, ver sen bakayım o güçlerini derim. Ama güçlerini iyiye kullanacaksan okey. Mesela elektrik, elektrosun ya sen. Tüm şehrin elektriğini sen sağla, tamam. Gel şu elektriği çekiyor da. Tamam neyse. Sonra kum adam. Kum adam adamın dibi zaten. O ayrı bir şey. Yani sadece kızını geri görmek istiyor ve hani olduğu şekilden çıkmak istiyor. Normal bir insan haline dönüşmek istiyor. O da kurtulmak istediği için Peter'ın isteklerini kabul ediyor. Ama sonra tabii ki tekrardan kavga dövüş şekline giriyorlar. En iyisi Doktor Octopus'tu bir insan olarak. Hani yardım etmek istiyordu sonuçta. Sırf arkasındaki çipi Spider-Man 2'de bozulduğu için öyle kötü birisi olmaya başlamıştı. Düşününce Green Goblin de aynı şekilde. O da süper asker serumu bastırıyor böyle kendini. Hani o da bilim için yapıyor bir şeyler. Sonra bir anda kötü adam olmaya başlıyor. Psikolojisi bozuluyor. Çift kişiliği oluyor falan filan. O yüzden onu da iyileştirmeye çalışıyor Peter ama görüyoruz ki o öyle bir şey istemiyor. Sonrasında ise o sahne çok iyiydi bu arada. Hani Peter tüm düşmanları aynı yerde topladı ya apartmanda. Sonra örümcek hisleri bir şey hissetmeye başladı ve etrafınızda o kadar düşmanınız var ki hani kimin ne yapacağını çözemediğiniz için o an böyle korkuyorsunuz. Hani meyhalı arkada, siz ortadasınız, belki herkes size dalacak, onu bilmiyorsunuz falan. Sonra bir anda Green Goblin'i yakalıyor. Ama oradan sonra Elektro da diyor ki okey kardeşim, yapıyoruz bir şeyler. Sonra binayı da darmadağın ediyorlar ve Green Goblin meyhalıyı öldürüyor. Ben unutmayayım da bu videonun ismine şey koyayım. Ya da resim, küçük resimde falan spoilerlı konuşuyorum falan koyayım. Ona göre izlesin insanlar. Ve Mayhal'a ölürken de o efsane repliği söylüyor. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Ki çok doğru. Sonra ölüyor tabii orada. Oradan sonra Peter ne yapacağını bilmeyip oradan çıkıyor ve gidiyor. Bu sırada da Ned ve MJ, kahve çok güzel bu. Ned ve MJ de Ned'in yüzüğündeki değil, parmağındaki yüzük. Evet, yüzüğüyle portal açmaya çalışıyor. Ama Peter'ın gelmesini istiyor. Kendi Peter'ın sonuçta. Sonra bir bakıyoruz ki uzakta bir Spider-Man var. Daha bir zayıf ve uzun. Yavaşça yaklaşıyor. Ben o sırada şey tam insanlara bakıyordum galiba sinir olduğum için tekrar. Anlayamadım tam ne olduğunu. Bir baktım biri geliyor. Allah Allah dedim, anlamadım bir anda. Sonradan kavradım. Bir baktık Andrew geldi. Maskesini çıkardı falan. Herkes alkış alkış bağırıyorlar, bir şeyler oluyor. Bak orada alkış değil mesela. Ben de alkışladım. Sonra onlar konuşuyor. Ned tekrardan bir portal açıyor. Bu sefer Toby geliyor. Toby böyle sakince günlük kıyafetiyle geliyor. Nasılsınız beyler falan. Oradaki şey biraz garip. Evet, onlar da hani çoklu evrenlere inanan insanlar. Ama hemen gelip alışmaları bir tık garipti. Hani konuşsalar etseler ne oluyor, ne bitiyor, siz ne yapıyordunuz falan. Orası biraz çabuk geçmişti. Sonra ise gidip Peter'ı buluyorlar. Bizim Tom olanı da buluyorlar. Burada Tom tabii korkuyor arkada. İki tane daha insan var. Uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Sonra onlar konuşuyor. İşte bizim de ben amcamız ölmüştü. Benim güvenim öldü. Benim şuyum öldü falan. Konuşuyorlar, ediyorlar. Sonra anlaşıyorlar. Diyorlar ki tamam biz sana yardım ederiz. Biz zaten seniz sonuçta. Sen bensin, ben senim. Böyle böyle oluyorlar sonra. Sonra ise geliyoruz efsane New York. Özgürlük heykelinin sahnesine. Orada kötü bir şey var. Keşke onların spoilerını yemeseydik. Aylar önceden. Toby'yi gördük, Andrew'u gördük. Andrew hatta böyle demiri tutuyor falan. Herkes gördü bunu aylar önceden. Şunları biraz daha şey yapsalar, belki bilerek yaptılar bilmiyorum film izlensin diye ama şunları biraz daha tutsalar
Hani insanlar bir şey görmeden gitse çok güzel olacak. Ondan sonra işte orada güzel bir fight sahnesi var, dövüş sahnesi var. Özellikle de MJ'in düşerkenki Andrew'un tutuşu falan. Orası çok iyiydi zaten. Ben orada duygulandım. Andrew orada tuttuğunda ve orada MJ'ye şey dediğinde, iyi misin falan dediğinde. Sonra da final sahnesinde hani Peter Strange'e diyor ya, büyüyü yap, yap bunu. Ne gerekirse. Strange de diyor, emin misin falan. Aslında Strange de istemiyor bir yandan Peter'ı unutmak. Çünkü sonuçta Infinity War'da Ebony Maw'u onlar beraber uzaya fırlattı. Sonra Endgame'de tekrardan Thanos'la birlikte savaştılar falan filan. Hepsini beraber yaptılar. O yüzden unutmak istememesi normal. Ne oluyor, ne bitiyor? Büyüyü yapıyor. İlk önce Spider-Man'lerin yanına gidiyor. Sizi seviyorum çocuklar falan diyor. Ve sarılıyorlar böyle. Güzel bir sahne oluyor gün batımı eşliğinde. Aslında gün batımı değil de gün doğumu olabilir o. Çünkü ilk gece başladılar dövüşmeye. Neyse sonra hem en yakın dostu hem de sevgilisinin yanına gidiyor ve olması gerekenleri söyleyip gitmem gerek diyor. Her ne kadar siz beni unutsanız da ben size kendimi hatırlatacağım falan diyor ve sonra da üç kişi beraber böyle sarılıyorlar. Orada üzülmüştüm çünkü hani düşünsenize en yakın arkadaşlarınız ve hayatta aşık olduğunuz bir kişi. Güzel zamanlar geçirmişsiniz. Hayatlarını kurtarmışsınız. Onlar senin hayatını kurtarmış. Bir şeyler yaşamışsınız uzun uzun. Ve sonra herkes bunu unutmak zorunda. Çünkü daha da kötü şeyler gelecek başlarına. O yüzden üzücü bir sahneydi. Zor bir karardı Peter için. Şimdi ise tek başına. Tamamen. Kimse onu bilmiyor. Unuttu. Tabii bunun güzel yanı Spider-Man 4 çok güzel bir film olacak. Artık Spider-Man'in olgunluğunu göreceğiz. Normalde hep şey olurdu ya, hatta ben iki video öncesinde şey demiştim. Spider-Man artık işte Iron Man'e gitsin abi kostüm abi şu bu demesin. Ya da Strange'e gitsin abi şunu yapar mısın bunu yapar mısın demesin de artık tek başına bir şeyler yapsın demiştim ve öyle de oldu. O yüzden Spider-Man 4 şu anda en iyi Spider-Man filmlerinden biri olabilir. Onu yapabilirler yani. No Way Home zaten şu an en iyisi olabilir. Spider-Man 2'den de iyi çünkü birçok şey yaşanıyor ve hepsi bir arada sonuçta. O yüzden en iyisi şu anda. Evet, böyle bir filmde dediğim gibi tekrar izlerim sanırım. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım ilk yarısından. Çok çabuk geçti her şey. Lütfen boş şeylere gülmeyin arkadaşlar. Hani gerçekten boş şeylere gülüyorlar. Biri ölüyor, gülüyor, alkışlıyor falan böyle. Tek o alkışladı bu arada. Arkamızda 2-3 kişi vardı. Onlar alkışladı öldüğünde. Meyhal öldüğünde. Niye alkışlıyorsun ya? Her neyse. Başka ne diyebilirim? Şunu istiyorum artık. Fantastic Dörtlü getirin. Doktor Doom getirin. Tamam. Gerçekten Fantastic Dörtlüyü çok sevdiğim için getirmelerini istiyorum. Bir de Doktor Doom'u tabii ki. Bakalım ama. Güzel şeyler olacak Marvel'da. Ki her zaman güzel şeyler yapıyorlar. O yüzden güvenim tam. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama ben bazen şeyi unutuyorum. Her zaman video sonlarında şey derim. Kendinize iyi bakın çünkü en önemli şey sizsiniz diye. Onu unuttum. Ama siz artık söyledim zaten. Hoşça kalın.